Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu A1-A2 özel eğitim setinin 3. videosunda tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. 3. videomuzda da ilk iki bölümde ilk 2 videoda yaptığımız to be fiilinin bütün varyasyonlarını burada karışık bir şekilde egzersiz temelinde cümle kurarak biraz daha bunu kavramaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi 3. videoya cümle kurarak başlıyoruz. Evet, to be fiilinin egzersizler bölümüne artık geldik arkadaşlar. Burada sizler için 20 adet cümleyi egzersizler temelinde anlatacağım, göstereceğim. Türkçe cümleler İngilizceye to be fiil temelinde nasıl çevrilir arkadaşlar? Bunları sizlere detaylı olarak anlatacağım. Aslında benim en sevdiğim bölüm burası. Burada konu anlatımdan çok uygulamalı bir şekilde gitmek benim için İngilizce öğrenmek temelinde en sevdiğim yanlardan bu bir tanesidir arkadaşlar. En önemlilerinden bir tanesidir. Çünkü yani İngilizce aslında yazmakla başlar öyle değil mi? Yani konuşmak daha sonra gelir diye düşünüyorum ben İngilizce'de. Konuşmak yazmadan önce eğer gelirse speaking burada tabi biraz argo tabirle işte tarzanca konuşmak gibi işte duyadıya konuşmak gibi bir anlam çıkmaktadır. Tabi benim sevdiğim bir taraf değil burası. Önce yazacağız. Böyle temelli bir şekilde kelimeleri bilerek, gramatik özellikleri bilerek, kendimizi bilerek yazacağız. Ardından tabii ki speaking yapmak çok daha doğru olacaktır benim için arkadaşlar en azından. Şimdi hemen başlıyoruz. Bakın present hali to be fiil, past to be fiil bütün varyasyonları karşımıza gelebilir buradan sizlere belirteyim başta. Haberler çok üzücü. Ne anlıyorsunuz arkadaşlar burada? Genel değil mi? Şimdiki zaman. Bakın dili geçmiş zamanla hiçbir alakası yok. Haberler çok üzücü. Geniş, geniş, zaman, şimdiki zaman. E, fi, burada fiil var mı? Hareketli bir fiil yok. O zaman to be fiile hemen başvuracaksınız. Soruyorum çok üzücü. Ne? Haberler. Haberlerle özne olarak başlıyorum. Hadi bakalım. The news. Haberler anlamına gelmektedir arkadaşlar. Baştan belirteyim. News'un şöyle bir özelliği var. Bu sayılamayan bir isim olduğundan dolayı isterseniz bu 10 tane haberler olsun işte 20 tane haberler olsun bunu yine tekil olarak algılıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sayılamayan bir isim olduğu zaman to be fiil are değil de is şeklinde burada gerçekleşmektedir arkadaşlar. Anlaştık? The news is dedim. Sadece burada tanımlayıcı ifade kaldı. Çok üzücü çok üzücü. Çok anlamında hemen very kullandım burada. Üzücü anlamında da sad ifadesini, sad sıfatını kullanmış olduğum çok üzücü dedim. Devam ediyoruz. Gelecekten çok umutluyum. Çok güzel bir cümle, kısa bir cümle. Hareket belirten bir fiil yok. To be fiil hemen yüklem konumunda getirilecektir. ...sona gidiyorum Türkçe cümlenin... ...her zamanki yaptığım gibi... ...her zamanki... ...çok umutluyum... ...kim... ...ben değil mi... ...ben çok umutluyum... ...ben... ...o zaman... ...ben özne olacaktır... ...ve genele atıfta bulunduğu için... ...yani şimdiki zaman olduğu için... ...present hali to be fiil olacaktır... ...bu da emizar şeklinde... Aile ile birlikte ne kullanıyor? ...tabii ki em'i kullanıyoruz... ...ay em şeklinde... ...şimdi... Şurada umutluyum dedik. Şurayı yazdık. Şuradayız. Çok umutlu. Burada sondan çevirmeye devam ediyoruz ya. Çok umutluyum şeklinde. I am çok anlamında very hemen kullanalım. I am very umutlu. Hopeful. Hopeful'u kullanalım. Evet. Aslında bu hope hem umut, ümit anlamında kullanılır hem de ummak, ümit etmek anlamında fiil olarak da kullanılır. Full ekini eklendiği zaman burada bu da sıfatlaşıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Tabii özel sıfatlardan bir tanesidir yine bu da. Ek aldığı zaman bazı burada isimler burada sıfatlaşabiliyor arkadaşlar. Tabii bunlar özel eklerle birlikte geliyor. Onu da tabii ki zamanı geldiğinde sizlere burada değinmiş olacağım. Hopeful umutlu anlamında, ümitli anlamında kullandım. Şimdi sadece burada şu kaldı. Gelecekten anlamında Evet hopeful genellikle hani from ya da of'u almaktadır arkadaşlar. Of işte denden anlamında burada from kullanılabilir. Bakın burada gelecek ten. Gelecek ten anlamında. From kullanılabilir edat olarak. Of da tercih edilebilir arkadaşlar. Ben burada of kullanacağım. Of gelecek. The future. Gelecek anlamında isim olarak kullandığı. Burada. Hopeful of the future. Gelecekten umutlu olmak anlamında. Evet. Of'un bir de ne anlamı vardı? Nenin ekinde bir anlam vardı değil mi? İyilik ifadesi. Sahiplik katıyordu yani. Ya, tırnak işareti S'li de ayırabiliyorduk onu. İki türlü yapabiliyorduk. Hem de of'la da yapabiliyorduk onu. O özelliğini de unutmuyoruz tabii ki. Özellikleri burada üst üste geldikçe mutlaka yazın arkadaşlar. İşte of'un şöyle özelliği vardı. Of'un böyle de özelliği var şeklinde onları yazın ki not edin ki bir de şöyle güzelce yıldızlı işte yuvarlak içerisinde de alabilirsiniz. Gözünüz iyice aşina olsun ona. Ali'nin ailesi ona çok düşkündü. Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? İlk iki cümlede present yaptık. Düşkündü. Dili geçmiş zaman pastalli bir to be fiil ve hareketli bir fiil yok. O zaman soruyorum. Çok düşkündü. Kim kim çok düşkündü? Ali'nin ailesi özne konumunda yer alacaktır. Çok düşkündü burada. Ali'nin ailesiyle birlikte de aile de burada. Family şeklinde verilecek ve bu da tabii ki grup olarak değerlendirdiği için tek bir grup olarak değerlendirdiğimizden dolayı tekil olarak yapacağız bunu. Bu da was ya da were içerisinden vaz kullanılacaktır. Tekillerde was, çoğullarda were kullanıyoruz arkadaşlar unutmayınız. Şimdi yazıyorum. Ali'nin ailesiyle başlıyorum. Nın'in ekini S ile verelim mi? İşte böyle. Zaten ofla da gösterdim. Bu şekilde de gösterdim arkadaşlar. Alice family şeklinde. Ofla verseydim family of Ali diye verecektim. Tamam. Bu işte family'den bahsediyorum arkadaşlar. Bu tekil olarak algılanacaktır. Tek bir tane aile olduğu için bir anlamında bakın bir çıkıyor da vaz kullanılacak to be fiili olarak ve şurayı yazdık zaten dı anlamında do, do burada şimdi buradayız çok düşkün. Bakın hiç karıştırmıyorum. Ona ifadesi de var. Acaba buradan sonra işte ona ifadesini mi yazsam? Hayır. Hayır, sırayı bozmuyoruz. Sondan çevirmeye başlıyoruz. Çok düşkün diyeceksiniz bundan sonra. Düşkün anlamında bakın şöyle bir yapı gösterelim sizlere fond of Fond of yapısı arkadaşlar. Birine düşkün olmak anlamında. Of'tan sonra da kime düşkün olduğunuzu yazarsınız. Ona anlamında. Tamam onu şimdi anlatacağım sizlere. Şuraya çok anlamında veriyi kullanalım hemen. Very fond. Çok düşkün. Of. Evet şimdi Ali diyebiliriz değil mi? Fond of Ali şeklinde diyebiliriz. Eğer burada bunu kullanmazsanız ona anlamında erkeklerde bir him kullanıyoruz. Bunları da nereden öğreneceğiz? Bir sonraki videoda tabii ki bu üçüncü video. Dördüncü videoda da artık bu zamirleri burada sizlere anlatacağım arkadaşlar. Him de zaten orada kullanılacaktır. Erkeklerde him kullanıyoruz. Noktayı koydum. Evet bu cümlede çevrilmiş oldu. 4. Tarih kitabım çok bilgilendirici. Bakın genel atıfta bunun şimdiki zaman. Geçmişle hiçbir alakası yok ve hareketli bir fiil yok. Sondan soruyorum sorumu. Çok bilgilendirici. Ne? Tarih kitabım. Tarih kitabım özne. Çok bilgilendirici. Karakteristik. Tanımlayıcı bir ifade. Yüklem ne? To be fiil. Burada present halli emizar. Tarih kitabım tekil. İnsan dışı varlık it öznesi oluyor. It de iz alıyor. Hemen tarih kitabımla başlıyorum. Benim tarih kitabım değil mi? My anlamında kullanıyoruz bunu. My history. Benim tarih history. Tarih anlamındadır. Kitap book. My history book. Benim tarih kitabım. Tekil bir tane tarih kitabı olduğu için insan dışı varlık olduğu için it Öznesine denk geliyor. Bu da iz alıyor. İz. Çok bilgilendirici. Çok anlamda veriyi kullandım. Şimdilik veriyi kullanalım. Daha sonra soyu falan da kullanabiliriz arkadaşlar. Very bilgilendirici, informative, informative, informative sıfat olarak kullanılır ve bilgilendirici anlamına gelir. Bunu da notlarınızın arasına alınız. Cümle de bu şekilde çevrilmiş olduğu. Onlar Ahmet ve Elif mi? Soru sorduk. Bakın, onlar Ahmet ve Elif mi? Ta tamam, şöyle bakalım. Ahmet ve Elif mi? Kim? Kim? Özne arıyorum. Onlar. Özne Ahmet ve Elif değil. Bakın. Onlardır özne. Onlar Ahmet ve Elif mi? Ahmet ve Elif tanımlayıcı ifadedir. Soru soruyor. Şimdiki zamanla present halleli yapmış. Hareketli bir fiil yok. To be fiil hemen tabii ki başa gelecektir. Onlar özne olduğu için they burada aralacaktır. Ağır D şeklinde olacaktır bu da. Ardından da Ahmet and Elif yazıp soru işaretini koyacaksınız. Soru işareti. Bitti cümle. Patron Mehmet'ti. Ti. Mehmet'ti. Geçmiş zaman. Geçmiş atıfta bulunuyor. Pastalli to be fiil. Bakın burada. Evet. O zaman öznemiz ne? Mehmet'ti. Kim? Aslında şöyle diyelim. Mehmet patron da diyelim arkadaşlar öyle daha anlamlı olur sanki O zaman patronla başlayalım şöyle Patron The boss şeklinde başlayalım arkadaşlar boss Patron anlamına gelmektedir Burada Ve patronda bakın dili geçmiş zamanlı To be filled was were patron tek olduğu için was alacaktır he ya da she şey grubuna denk geliyor zaten The boss was Mehmet. Mehmet. Patron Mehmet'ti. Bunu şöyle de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet patrondu da diyebilirsiniz. Şöyle Mehmet was the bus şeklinde. Bu şekilde de evirebilirsiniz. Mehmet patrondu gibi. Devam. 7. Ali ve Zeynep okuldaki en iyi arkadaşlarım. Şimdi bu cümle biraz da uzun. Kafanız karışmasın hemen arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çok basit. Bakın en iyi arkadaşlarım diyor. E şimdiki zaman hareketli bir fiil yok. Fiil ama fiil to be fiil olacak. Bunu biliyoruz artık. Soruyorum en iyi arkadaşlarım. Kim? Özne arıyorum. Kim? Ali ve Zeynep. Ali ve Zeynep burada özne konumunda yer alacaktır. Bunlar da aslında they öznesine onlar özdesine denk geldiğinden dolayı to be fiil emizardan ar gelecektir. Çünkü they ar alıyor. Şimdi yazıyorum. Ali and Zeynep. Zeynep. Ar diyorum. Ne yazdım? Şurayı yazdım. Bakın. Arkadaşlarım. Şurayı yazdım. Yani buradan devam edeceğim. Değil mi arkadaşlar? En iyi arkadaşlarım benim en iyi arkadaşlarım. Benim ifadesi, sahiplik ifadesinin sahiplik zamirini burada atlamıyoruz. My olarak bunu veriyoruz. Hiç sabırsızla sabırsızlanmayın arkadaşlar. Dördüncü videoda bunları çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. İşte my, her, his, its, your, yours, mine ve benzeri. Bunları karıştırmayın. Hep birlikte burada öğreneceğiz arkadaşlar. En iyi arkadaşlarım. En iyi dediğimiz için burada tabii süperlatif, komparatif dediğimiz işte enli ifadeler ya da karşılaştırmalı ifadeler burada da önemli bir konu tabi. A1'in içerisinde bunları da anlatacağız arkadaşlar. Güzel bir konudur bu da. Bunu şimdi burada üzerinden geçelim. En iyi dediği için iyi en iyi daha doğrusu best olarak veriyoruz bunu. My best friends şeklinde. En iyi arkadaşlarım benim gibi diyoruz. Okuldaki son ifade de burada kaldı ve cümleyi nokta alıyoruz. Okulda school ne alıyordu? Et alıyordu. D'de anlamını verebilmek için. School nokta. Burada cümle çevrilmiş oldu arkadaşlar. Devam. Hamit ortaokulda çok tembeldi. Evet. Ben de çok tembeldim arkadaşlar. Tembeldi di önceden past ve hareketli bir fiil yok. To be fiilin past hali was were şeklinde. Bu da özneye göre değişiyor. Hamit he öznesine denk geldiği için erkek olduğu için Hamit was alacaktır. Özneyle başlıyorum. Çok tembeldi. Kim? Hamit. Hamit özne. Evet. Hamit. Vaz'la devam ediyorum. Bakın şunu yazdım. Di. Hamit D şeklinde verdim. Şimdi şunu yazmamı istiyor benden. Çok tembel. Bu öbeği birlikte vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Bu bir öbektir. Bakın bu bir öbektir. Çok tembel. Tamam. Çok anlamında very kullanalım burada. Very tembel anlamında lazy kullanalım. Lazy. Tembel anlamına gelmektedir. Burada very lazy. Çok tembeldi. Şu kaldı ortaokulda. Ortaokul, oku, orta secondary school şeklinde veririz arkadaşlar bunu. Bunu da inle verelim burada. Secondary school şeklinde. In secondary school bu cümlede çevrilmiş oldu. Dedem 90 yaşında. Dedem 90 yaşında. Genel atıfta bulunuyor. Şimdiki zaman ve to be fiil emizar. Dedem my grandfather erkek olduğu için he öznesinde burada iz alacaktır. Dedem iz alacaktır. Benim dedem değil mi? Bunu atlamıyoruz arkadaşlar. Benim. Benim dediğim için my getirmemiz gerekiyor burada. My grandfather iz alacaktık. Bunu söyledik. Şimdi 90 yaşında diyeceğiz. Yaşında anlamında da işte years old kalıbını kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle years old diyeyim. Bakın years old diyorum. Şu is ve years old arasına o yaşı yazarsın. 90. Burada. 90. 90. Evet. Is 90 years old şeklinde. Devam. On. Oyun şimdi kontrolümün altında. Kontrolüm altında. Hmm. Peki. Herhangi bir atasyon belirten fiil yok zaten. Güzel bir cümleymiş. Kısa bir cümle. Kontrolüm altında. Ne? Oyun. Oyun. O zaman öz nedir oyun? Oyun burada to be fiil olarak da game insan dışı varlık olduğu için iz alacaktır. Çünkü şimdiki zaman. Present halli. Oyun the game ile başlıyorum arkadaşlar. İzi koydum. The game is kontrol altında olmak anlamında şimdi ondan önce de şunu yazayım bakın. Şimdi anlamında burada bir zarf kullanacağız arkadaşlar. Bunu hemen şimdi burada da yazabiliriz. Cümlenin sonunda da yazabilir. Çünkü şimdi burada bir zaman ifadesidir değil mi? Bunu sonunda da yazabiliriz. Sonunda daha çok tercih ediyor tabii ki zaman ifadeleri. The game is kontrolüm altında. Altında Sondan başlıyoruz ya. Altında anlamında edat olarak under'ı kullanırız. Bu da aklınızda bulunsun. Edatlarda zaten bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Under benim kontrolüm. My control. Control, control demektir. Under my control benim kontrolüm altında şeklinde. Şu kaldı. Şimdi anlamında bunu da hemen now ile veriyoruz ve noktayı koyuyoruz. Now şimdi demektir arkadaşlar anlaştık ya da şu an anlamında vermek için de işte right right now şeklinde de bunu verebilirsiniz now right now at the moment at present bunlar tabi hangi tense de görüyoruz hangi zamanlarda da görüyoruz şimdiki zamanda değil mi? present continuous tense görüyoruz onu da zamanı gelince değerlendireceğiz noktayı koyduk çay hala sıcak çok güzel bir cümle karşılaştığımız en önemli cümlelerden bir tanesi çay. Türkiye'mizin olmazsa olmaz içeceklerinden. Şuna soru soracağım. Çay hala sıcak. Ne? Ne sıcak? Çay öznedir. Ve şimdiki zaman present hali to be fiil. Hemen çayla başlıyorum. The tea ya da sadece tea diyelim. Şimdi o dı işte neden koydunuz neden koymadınız diye çok soru da geliyor arkadaşlar. E endı da onu değerlendireceğiz tamam mı? Detaylı bir şekilde bakacağız o artıklara. T tekil olduğu için iz alacaktır. Hala diyor, hala bu bir zarftır arkadaşlar, hala anlamında. Ben genellikle still'ı tercih ediyorum still. T is still sıcak sıcak. Hot hot dedim. Noktaya koydum. Tea is still hot. Çay hala sıcak. Komşumuzun köpeği dün gece çok gürültülüydü. D, Dü. Dudü. Dıdi. Du, du, Değil mi? Pastelli. Ben söylemeden siz söylediniz. Pastelli to be fiil. Herhangi bir hareketli fiil yok gördüğünüz gibi. Evet şimdi özne arayalım. Çok gürültülüydü. Ne ya da kim? komşumuzun köpeği çok gürültülüydü. İşte bu özne konumdaki ifade. Komşumuzun köpeği tekil ve insan dışı varlık olduğu için bu da vaz mı ver mü vaz alacaktır. Komşumuzun köpeğiyle başlıyorum yazmaya. Nın'ın ifadesi var yine iyilik ifadesi yani sahiplik ifadesi. Tınık işareti es ya da ofla verebiliriz. Ofla verelim mi? Hadi öyle yapalım. Köpek diyelim ilk olarak. Tabi ofla vermek için ilk bunu yazıyorsunuz. Sonra bunu yazıyorsunuz. Of'tan sonra. The dog The dog of komşumuz bizim komşumuz bizim anlamında our ile veriyoruz bunu. Our neighbor neighbor bizim komşumuz şeklinde. Özneyi yaptık arkadaşlar. Tamam. Vaz'ı koydum hemen. Şuradayız. Düğü yazdık. Vaz'la çok gürültülü. Çok gürültülü yazalım şimdi. Çok anlamında very kullanalım. Gürültü anlamında noisy kullanalım. Noisy gürültülü anlamındadır arkadaşlar. Çok sesli gürültü anlamında bu da sıfattır. Bunu da notlarınıza ekleyiniz. Bu sayede kelime dağarcığımız da bakın yavaş yavaş artmaya, genişlemeye başladı. Şu kaldı dün gece dün geceyi de yazdıktan sonra nok noktayı koyacağız. Dün anlamında lastı öğrendik zaten. Last gece night. Last night. Böyle cümle çevrilmiş oldu. 12'de bitti. Devam ediyoruz. 13'le. Küçük kedicik 2 dakika önce çok susamış susamamıştı. Tamam. Susamamıştı. Kim? Ya da ne? Küçük kedicik Özne Susamamıştı Bakın Susamak anlamında burada bir sıfat kullanacağız. Ters diye kullanacağız burada Ve bunu to be fiiline bağlayacağız ama olumsuz yapacağız bakın olumsuz bu susamamak Değil mi? To be fiili Geçmiş zaman Was ya da were'ü olumsuz yapacaksınız wasn't ya da weren't Ya da was not ya da were not şeklinde bunu yapıyorduk O zaman küçük kedicikle başlıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım Küçük anlamında ilk defa öğreniyorsunuz. The little, little. Küçük anlamda, ufak anlamında kullanılır. The little kitty. Kitty. Hello kitty'den aklınıza gelsin. Kedi yavrusu şeklinde arkadaşlar. The little kitty. Küçük kedicik. Evet. Bu hemen geçmiş halli to be fiil. Was were şeklinde. Bu tekil olduğu için bir tane olduğu için was aldı bu da. Was. Olumsuz yapıyoruz. Was not diyelim burada susamamıştı şeklinde. Susamak anlamında da thirsty kullanalım bir sıfat olarak arkadaşlar. Thirsty burada. Susamış anlamında gelir tamam mı? Susamış. Mesela ben susadım dediğiniz zaman I'm thirsty dersiniz arkadaşlar. Ya da ben susamıştım derseniz I was thirsty dersiniz. Burada bu ifadeyi belirtmiş olursunuz. 2 dakika önce anlamında önce Yine burada bir ifade daha öğreneceksiniz. Ego'yu kullanacağız. Öncelikle bu ego'yu kullanmak için 2 dakikayı vermeniz gerekiyor. Two minutes ego'yu da cümlenin sonuna bu şekilde kullanırsınız. Two, minutes ego. Bu ego'yu da nereden hatırlıyoruz? Hangi tense'den? Simple past tense'den değil mi? Geçmiş zaman yani. Dili geçmiş zaman dediğimiz bir tense'den. İleride bu tense'i de inşallah çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Amcası çok zengin değil. Şimdiki zaman hareketli fiil yok. Emizar. To be fiilini kullanacağız. Ve olumsuz değil anlamında. Zengin değil. Kim? Onun amcası. Amcası. Burada onun anlamında kadınlarda heri kullanıyoruz. Erkeklerde hizi kullanıyoruz. Onun anlamında. Şimdi bunu belirteyim. Kadınlar için kullanalım. Her. Onun amcası. Her uncle. Yeni bir kelime daha öğrendiniz. Uncle amca demektir. Her uncle is diyorum ve olumsuz yap diyor isn't dememiz gerekiyor. Çok zengin isn't very çok zengin anlamında. Şimdi yeni bir kelime daha rich. Rich zengin anlamında kullanılmaktadır. Varlıklı, zengin anlamındadır arkadaşlar. Her uncle isn't very rich şeklinde. 15. Geçen yıl 16 yaşında mıydınız? Bakın. Yani evirip çevirmiş cümleyi. Şimdi acele etmeyin. Adım adım gidelim birlikte. Sondan soru sormam gerekiyor. Bu bir soru bir kere. Emizar ya da to işte başa gelecek arkadaşlar. Yaşında mıydınız? Kim? Siz. Siz yaşında mıydınız? Özne siz yani you olacaktır. Ve dili geçmiş zaman unutmayın. Bakın burada. Herhangi bir WH soru kalıpları zaten bunları öğrendiniz. What, when, where, which gibi bunlar yok. To be fiil ile başla diyor. Evet you da ne alıyordu? Where alıyordu değil mi? Where you şeklinde. Bunu yazdık. Şimdi ne var burada arkadaşlar? 16 yaşında var ve geçen yıl var. Neyden başlıyoruz? Tabii ki sondan başlıyoruz. Şuradayız. 16 yaşında diyeceksiniz. Were you? 16. 16. years old. 16 yaşında olmak değil mi? 16 yaşında mıydınız? Geçen yıl. Geçen yıl. Geçen anlamda last'ı öğrenmiştik zaten last year şeklinde soru işaretini koyarsınız. Böyle yapmak istemezseniz sadece işte 16 derseniz de kabulümdür arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tabii sizin tercihinize bağlı. Bu şekilde daha yalın göstermektedir. Bunu da belirteyim. Were you 16 last year? Zaten böyle sorarsanız Kimse de yüzünüze işte anlamamış gibi bakmaz arkadaşlar. Herkes anlar zaten. Yaşı sorduğumuzu. Evet 16. Elif ve Figen şu anda bir model uçak işinin üstündeler. Yeni yeni ifadeler öğreneceğiz tabii ki. Cümleler geçtikçe, zaman geçtikçe üstündeler. Bu sondaki cümle, ifade. Buna soru sor. Kim üstünde? Elif ve Figen. Özne konumunda ve present hali to be fiil değil mi? Herhangi bir hareketli fiil de yok zaten. Elif ve Figen'i hemen burada yazıyorum. Elif and Figen. Peki bunlar bunlar hangi özneye denk geliyor? Elif ve Figen. Şu değil mi? D öznesine denk gelmiyor mu? Onlar diyorum aslında. Onlar üstündeler. Evet. O zaman to be fiil de buna göre çekimlenecektir. Elif and Figen are yapmamızı istiyor aslında. Evet. Şu anda anlamında şimdi burada bir zarf kullanabiliriz arkadaşlar. To be fiilden sonra zaten kullanabileceğimizi söylemiştim sizlere zarfları. Currently. Currently. Şu anda anlamında kullanılabilir. Eğer bunu kullanmasın cümlenin sonunda işte az önce sizlere söyledim. Now, right now, at the moment, at present bunları kullanabilirsiniz. Ben burada currently'yi kullandım. Bir zarf olarak bunu da aklınıza bulundurun. Şimdiki zamanda kullanılan bir zarftır. Bu. Şimdi şurada sondan başlayacağız artık. Üstündeler. Üstünde anlamında hani üzerinde anlamında olmak için bir preposition yani edat olarak bunu genellikle onla veriyoruz arkadaşlar. Üstünde, üzerinde anlamında kullanıyoruz. Şimdi bir model uçak işi kırmızıya boyadım. Bu bir öbektir. Bu bir öbek. Bir model uçak işi. Bunu direkt olarak yazabiliriz. Herhangi bir burada işte iyilik ifadesi yok arkadaşlar. Bu öbeği direkt olarak yazalım. Bir anlamında e verelim. Zaten bunu öğrendik. E en dığdan değil mi? E model model e model uçak aircraft aircraft ve iş kaldı. İş anlamında da work'ü koyabilirsiniz. Business'ı koyabilirsiniz. Şöyle uzatıyorum. Business yazacağım çünkü. Business. noktayı koydum. Şöyle biraz da küçültelim bunu. Burada çıkmaktadır ortaya. A model aircraft business, bir model uçak işi gibi düşünebilirsiniz. Hem work hem de business burada iş anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ha burada currently çıkartırsınız. Cümlenin sonuna now işte at present, right now gibi burada zarfları da koyabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Şu anda piyano çalmakta iyiyim. Peki şu anda da demiş hatta. Direkt olarak şimdiki zamanı söylemiş. Şimdi yeni bir ifade daha öğreneceksiniz. Bir şeyde iyi olmak anlamında good eti kullanırsınız. Good et. Ve ardından bir fiil kullanırsınız. Fiil. Şimdilik böyle vereyim. Ya da bunun İngilizcesi verb olarak çıkmaktadır. Verb de ing'li ing takısı deriz. Yani ing takısını alarak gelir arkadaşlar. Bu da bir kalıptır. Bu yeni bir kalıp olarak öğreneceksiniz bunu. Peki bu cümlede nasıl yazacağız bunu? İyiyim. Kim? Ben iyiyim değil mi? Ben iyiyim. Tamam. Özne A ile başlayacaksınız. I am alıyordu. da kısaltalım şu şekilde I'm şeklinde yazıyorum. I'm good at. Good at. Bakın iyiyim dedim. Burada. Bir şey de iyi olmak anlamında good at kullanılır arkadaşlar. Tamam. Burada. Good at. Good at'ten sonra tabii ki sondan çevirmeye başlıyoruz. Çalmak. Çalmak anlamında, enstrüman çalmak anlamında play fiili kullanılmaktadır. Hem de play fiili oynamak anlamına da gelir. Play ne oluyor? ING takısından alsın playing oluyor. İşte böyle. I good at playing. Çalmakta iyiyim şeklinde. Ne kaldı? Devam et yazmaya. Piyanoyu. The piano. Piano. Piyano çalmakta iyiyim dedim şu ana kadar. Ve şu anda. Şu anda now dersem noktayı koymuş olurum. Bu kadar. Dün sinemada mıydın? Dili geçmiş zaman. Bakın hemen kaptım. Ve hareketli fiil yok. To be fiil. Was ya da were. Soru soracağız. Was were başa gelecek. Sen sinemada mıydın? You da özne olacak. You da ver aldığı için were you şeklinde temel altyapı oturmuş oldu. Were you. Sinemada, de anlamında sinema öğrenmiştik bunu et alıyordu. At the cinema. Sinema at the cinema. Dün anlamında da yine öğrendik galiba bunu yesterday. Yesterday. Soru şartı. Yesterday'ni unutmayın arkadaşlar. Burada simple past tense de, ileride bu tense de göreceğiz. Yesterday dün demektir. Evet son iki. 19 ve 20. Hava tüm hafta yağmurlu. E, present hali past haliyle hiçbir alakası yok. Atraksiyon hareketli fiil yok. To be fiil emizar. Özneye göre değişecektir. Bu kadar basit. Sona bakıyorum. Yağmurlu. Yağmurlu. Ne yağmurlu? Hava Hava öznedir. Benim için cümle çevrilmiştir. Hemen özneyi yazıyoruz. Havayla. Hava weather olarak tabi biz bunu biliyoruz arkadaşlar. The weather diyeceğim. Weather. Hava. To be feel iz alacaktır. Neden? İnsan dışı varlık ve tekil zaten. Burada it öznesine denk geliyor. It de iz alıyordu zaten. The weather is. Sondan çevirmeye başla. Hemen yağmurlu dememi istiyor benden. Yağmurlu yeni bir kelime daha öğreniyorsunuz. Rainy. Rainy. Yağmurlu demektir. Tüm hafta dediği için tüm anlamında all ifadesini kullanacağım. Haftayı da week ile vereceğim. All week nokta. Tüm hafta yeni bir kelime daha öğrendiniz. Tüm hafta all week anlamında kullanılabilir. Son cümlemiz. Michael Jordan favori basketbolcum. Yine genel atıfta bulunuyor şimdiki zaman ve hareketli bir fiil yok. To be fiil emizar. Basketbolcum. Benim basketbolcum. Kim? Michael Jordan öznedir. Bu da iz alacaktır. Hemen yazıyorum. Şunu kopyalasam çok daha güzel olur. Evet. Michael Jordan is alacaktır. Is favori basketbolcum. Is my benim favori basketbolcum değil mi? Bu iyilik ifadesini hemen koyun. Sahiplik ifadesini my favori favorite my favorite basketbol oyuncusu. Basketbolcu yani. Basketbol basketbol player şeklinde yapmış olduk. Evet. Favorite'ı da tabi özel kullanım arkadaşlar. My favorite basketball player. Benim favori basketbol oyuncu. Basketbolcum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi dördüncü videoda ne öğreneceğiz? Şurada gördük zaten. Mesela my. Buna en, en güzel örneklerden bir tanesi. Bunun gibi çok yaptık arkadaşlar. Benim, senin, onun, benimki, seninki, onunki, şununki, bununki. Bu tür ifadelere, bu tür kargaşaya son vermek adına pronouns başlığı altında, genel başlığı altında zamilleri, bütün zamilleri sizlere dördüncü bölümle birlikte anlatmaya başlayacağım. Tekrar görüşürüz, hoşçakalın.